Merhaba arkadaşlar, nükleik asit KTT soru çözümleriyle birlikteyiz. Umarım iyi çalışmışsınızdır, umarım iyi sonuçlar alırım bu sefer. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz, DNA ve RNA'nın ortak özelliği ile ilgili bir soru. Sorumuzu okuyalım. Ökaryot bir hücrede DNA ve RNA molekülleri için aşağıdakilerden hangisi ortak değildir diyor. A seçeneğe bakıyorum. Sentezleri sırasında ATP harcanır. Sentez bir dehidrasyon olayı sonucunda meydana gelecektir. Tabii ki enerji harcanacaktır. B. Sentezleri çekirdekte gerçekleşir. Ökaryot bir hücre değil mi? DNA'dan DNA yani replikasyon ya da DNA'dan mRNA oluşması tabii ki çekirdekte olacaktır. Çünkü DNA çekirdeğin içindedir ökaryotlarda. B seçeneğimiz doğru. D'ye bakıyorum. Protein sentezinde görev alır demiş. Evet, DNA şifre verecek. RNA da o şifreye uygun protein ürettirecek. Dolayısıyla D seçeneğimiz de doğru. E, tekrar tekrar kullanılırlar. Evet, DNA'ya baktığım zaman tekrar tekrar şifre verir. RNA ise mRNA bile bir süre tekrar tekrar kullanılıyordu arkadaşlar. tRNA zaten tekrar tekrar kullanılıyordu. Dolayısıyla Edirne seçeneğimiz de doğru. Şimdi Ceyhan'a bakalım. Ribozomun yapısına katılma. Ribozomun yapısında DNA yok ki arkadaşlar. Ribozomun yapısında RNA artı protein vardı. Dolayısıyla Ceyhan seçeneği ortak değil. Cevabımız Ceyhan olmalı. İkinci soru yine DNA, RNA molekülünün yapısında bulunan tamamen aynıdır diye bir soru sormuş. Yani DNA ve RNA'nın ortak özelliğini sormuş bana. Şimdi bire bakıyorum, guanin nükleotidi. Arkadaşlar bir nükleotidin içerisinde bir fosfat, bir şeker, bir de baz vardı. Tamam, guanin bazı bulunan bir nükleotidi düşünelim. Ve bu DNA'ya ait olsun. O zaman şekeri deoksiriboz şekerdir. RNA'ya ait olursa şekeri riboz şeker olacaktır. Dolayısıyla guanin nükleotitleri farklılık gösterecek. Peki iki guanin bazı. İkisinde de aynı çeşit guanin bazı var. Guanin bazı bir çeşitlilik yaratmıyor. 2'yi alacağım. Tamamen aynı. 3 pentoz şeker. Yani 5 karbonlu pentoz şeker. DNA'da deoksiriboz şeker varken RNA'da riboz şeker vardı. Bu farklılık gösterecek. Peki 4 fosforik asit. Biraz önce dedim. Bir nükleotidin içerisinde bir fosfat, bir şeker, bir de baz vardı. Bütün nükleotitleri de fosforik asit aynıdır. Farklılık yaratmaz. O zaman tamamen aynı olan 2 ve 4'tür. Yani cevabımız Ceyhan olmalıdır. 3'e bakıyorum. Yine bir DNA ile ilgili soru. Bütün canlılardaki DNA molekülü ile ilgili olarak hangileri kesin aynıdır? Şimdi karşılıklı birbirimizi düşünelim. İkimizin DNA'sını düşünelim. Nükleotit çeşitleri. Bende de adenin, guanin, sitozin, timin nükleotitleri var. Sende de var. Bir fark yaratmıyor. Kesin aynı. Fakat nükleotit dizilişleri farklı olduğu için farklı genlere sahibiz. O yüzden gözümüz ya da burnumuz farklılık gösteriyor. O zaman iki nolu nükleotit dizilişi farklılık gösterecek. Peki 3'e bakarım. Nükleotit sayısı. Diyelim ki senin DNA'nda 1000 nükleotit varken benim DNA'mda 800 nükleotit var. Dolayısıyla bu farklılık gösterebilir. Peki o zaman kesin aynıdır dediğine göre yalnız biri almam gerekiyor. Cevabım Adana olmalı. 4. sorumuz yine bir DNA RNA ile ilgili ortak çizilebilir demiş. Bir hücrede yukarıdaki grafiklerden hangileri hem RNA hem de DNA sentezi sırasında ortak çizilebilir demiş. Şimdi grafikleri tek tek inceleyelim. Birinci grafik ATP miktarının azaldığını gösteriyor. Yani enerji harcanıyor. Evet, DNA sentezi sırasında da RNA sentezi sırasında da enerji harcanır. Bu ortaktır. İkiye bakıyorum. Deoksiriboz sayısının azalmasını göstermiş. Bu sadece DNA sentezinde olur. RNA sentezinde riboz şeker kullanılır. Dolayısıyla iki ortak değil. 3'e bakıyorum. Su miktarı artmış. Arkadaşlar DNA ve RNA yapımında nükleotitler bağlanmayacak mı? Bağlanırken de aradan su çıkmayacak mı? Su miktarı ikisinde de artacak. O zaman 3 nolu grafik ortak.
Dörde bakalım. Serbest nükleotit sayısının azalması. Sitoplazmada ve çekirdekte serbest nükleotitler var. DNA kendini eşlerken de, RNA yaparken de nükleotitleri alacak, zincirin içine koyacak. Dolayısıyla serbest nükleotit sayısı her ikisinde de azalacak. Ortak olanı sormuş bana. O zaman 1, 3 ve 4 ortaktır. Yani cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Bir mRNA ile ilgili soru. mRNA'nın yapısında meydana gelen bir değişiklik moleküllerden hangilerinin yapısının değişmesine neden olabilir? Şimdi mRNA'nın görevini hatırlayalım. mRNA DNA'dan aldığı şifreyi ribozoma götürüyor ve o şifreye uygun protein üretiliyor. Eğer mRNA'da şifre hatası varsa dolayısıyla üretilen proteinde hatalar meydana gelebilir. Bazen de gelmeyebilirdi. Peki o zaman hangisinin yapısının değişmesine neden oluyor derse, ribozomal RNA ile mRNA'nın bir ilişkisi yok ki. Bir olmaz. İki, protein demiş. Evet, üretilen proteinde farklılıklar olacak. Üç, DNA. mRNA DNA'yı yapmıyor ki orada farklılık olsun. O zaman cevabımız yalnız 2 olmalı. Cevabımız Bursa. Altıncı soru, çok güzel bir soru, gelebilecek tarzda bir soru. X, Y ve Z proteini, 3 farklı protein üretilmiş. Baktığım zaman soruda 3 proteinde de aynı çeşit amino asitler kullanılmış. Glisin, valin ve lösin amino asit çeşitleri kullanılmış. Ama yine de farklı proteinler üretilmiş. Buna göre diyor, hangileri doğrudur? X, Y ve Z proteinleri, amino asit çeşitleri evet aynı. Gördüğünüz gibi aynı. 2. X ile Y, X ile Z proteinin amino asit dizilişi kesinlikle aynı olsaydı aynı çeşit protein üretilirdi. Dolayısıyla 2 nolu öncül yanlış verilmiş. 3'e bakıyorum. X, Y ve Z proteinleri aynı genden sentezini. Arkadaşlar bunlar aynı genden sentezlenseydi aynı çeşit protein olurdu. Dolayısıyla 3 de yapılamaz. Bana doğru olanı sorduğuna göre sadece birinci öncülümüz doğrudur. Yani cevabımız yalnız bir, Adana olmalı. Yedinci sorumuz DNA, mRNA, protein sentezi ile ilgili bir sorumuz. Şimdi X olayına bakalım. DNA'dan DNA yapılmış. O zaman X olayı replikasyon değil mi? DNA'nın kendine eşlemesi. Bu sadece hücre bölmesi sırasında oluyordu. Protein sentezinde değildi. Unutmayalım. Y'ye bakıyorum. DNA'dan mRNA oluşmuş. Transkripsiyon. Z ise mRNA'ya uygun protein üretilmiş. Z olayı ise translasyon. Yani X replikasyon, Y transkripsiyon, Z ise translasyon. Y ve Z olayı protein sentezinde görülen olaylardı. Peki buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. A. Protein sentezinde Y ve Z olayları gerçekleşir ama X olayı gerçekleşmez. Biraz önce söyledim. Protein sentezinde DNA kendini eşlemez. Dolayısıyla A seçeneğimiz doğru. B'ye bakıyorum. Ökaryotlarda X ve Y olayı çekirdekte olur. Ökaryot gelişmiş bir hücre. DNA neredeydi? Çekirdekteydi. O zaman DNA'nın kendine eşlemesi ve transkripsiyon evet çekirdekte olacak. B de doğru. C'ye bakıyorum. Z olayı bütün canlılarda ribozomda gerçekleşir. Evet, protein sentezi bütün canlılarda ribozomda oluyordu. Bu da doğru. D'ye bakıyorum. X olayında deoksiriboz, Y olayında ise riboz şeker tüketilir. Evet, X olayı DNA'nın kendine eşlemesi. DNA'da deoksiriboz şeker olmalı. Doğru. Y ise DNA'dan mRNA oluşuyor. mRNA oluşurken de riboz şeker harcanacaktır. O zaman D seçeneğimiz de doğru. Edirne'ye bakıyorum. Bütün canlı hücrelerde X, Y ve Z olayları gerçekleşir. Evet, bütün canlı hücrelerde Y ve Z olayı gerçekleşir. Ama X olayı DNA'nın kendine eşlemesi, hücre bölmesi. Bütün hücreler bölünür mü? Mesela sinir hücresinde replikasyon olmaz. Al yuvar hücresinde olmaz. O zaman E seçeneği yanlış verilmiştir. Sekizinci soru. Bir insanın karaciğer hücresinden ve kas hücresinden. Şimdi
hem karaciğer hem kas hücresinde bulunan DNA'ların tıpatıp birbirinin aynısıdır. Ama aktif olan genler farklıdır. Atıyorum karaciğerimde A geni aktifken kas hücremde B geni aktiftir. Peki, pardon, iki farklı genin demiş. Çok özür dilerim. İki farklı geni karşılaştıracağım. Hangisi farklı olamaz? Nükleotit sayısı. Şimdi kas hücremden B geni aldım, karaciğer hücremden A geni aldım. Nükleotit sayıları farklı olabilir. Dolayısıyla hidrojen bağ sayısı farklı olabilir. Nükleotit dizilişleri de farklı olabilir. Hatta aktiflik, pasiflik. A geni karaciğerde aktifken ama A geni kaslarında pasiftir. Bu da farklı olabilir. Peki pentoz çeşit demiş. Pentoz dediğimiz 5 karbonlu şeker. İkisinde de deoksiriboz şeker var. Farklı olamaz ki. Cevabımız Ceyhan olmalı. 9. sorumuz bir mRNA'dan birçok ribozomdan geçiş sorusu. Şekle baktığınız zaman burada polizom olayını anlamanız gerekiyor. Bir mRNA tam 5 tane ribozomdan geçmiş. Peki bu ne demek? 5 tane aynı çeşitte protein üretilmiş demekti. Biz bu olaya polizom diyorduk ya da poliribozom diyorduk. Şimdi lütfen soruda şuna dikkat edin. Okuma yönünü okla göstermiş. Peki buna göre numaralandırılan ribozomlardan hangisinde üretilen protein sentezi en erken sonlanır diyor. Şimdi okuma yönü bu taraftan sağ taraftan olduğuna göre ilk olarak 5 nolu ribozoma girmiş. O zaman ilk olarak 5 nolu ribozomda protein sentezi tamamlanacak. Peki daha sonra 4, daha sonra 3, daha sonra 2, en son A proteini 1 nolu ribozomdan çıkacak. En erken tamamlanan ribozomu sorduğuna göre ya 5 demem gerekiyor. Yani cevabımız Edirne olmalı. 10. sorumuza geldik. Bir protein sentezinde sırasıyla metiyonin, lözin, valin, arginin, serin ve arginin aminoasitleri kullanılmış. Bir proteinin içerisinde bu aminoasitler var. Tam 6 tane aminoasit bağlanmış, 5 tane de peptit bağı kurulmuş. Bu 6 aminoasitin bağlanmasında ben biliyorum ki 6 tane tRNA görev yapacaktır. Fakat bana soruda en az kaç çeşit tRNA görev alır demiş. Şimdi aminoasit çeşitliliğine baktığım zaman 5 çeşit aminoasit var. Dolayısıyla en az dediğine göre 5 çeşit tRNA görev yapar. Biliyorsunuz arginin 2 defa kullanılmış. Aynı çeşit tRNA görev alması lazım en az dediğine göre. Ama en fazla deseydi 6 çeşit tRNA görev yapardı. Arginini farklı bir çeşit tRNA taşırdı. En azı istediğine göre cevabımız Bursa olmalı arkadaşlar. 5 olmalı. 11. soruda X bakteri türüne ait mRNA, tRNA ve rRNA moleküllerden hangisi tek başına Y bakterisinin içine aktarıldığında Y bakterisinin içerisinde X bakterisine ait protein üretecek? Şimdi baktığım zaman özel olan neydi arkadaşlar? DNA ve mRNA'ydı. Şifre kimden geliyorsa ona ait protein üretiliyordu. O zaman burada mRNA'yı almak zorundayım. Peki tRNA ve rRNA? tRNA ve rRNA'yı hatırlarsanız evrenseldi. Çeşitlilik yaratmıyordu. O zaman ben X bakterisinden sadece mRNA'yı alıp Y bakterisine aktarırsam Y bakterisi X'e ait protein üretir. O zaman cevabım yalnız bir olmalı. Adana. 12. soruda bir protein sentezinin gerçekleşme sırasını sormuş. Şöyle bir hatırlayalım. Protein sentezinde ilk olarak DNA'nın anlamlı zincirinden mRNA üretilecekti. Dolayısıyla şifreyi almış olacaktık transkripsiyon olayı. Daha sonra mRNA çekirdekten çıkarak sitoplazmadaki herhangi bir ribozomun küçük alt birimine bağlanacaktı. Küçük alt birimle büyük alt birim birleşecekti ve mRNA ribozomdan geçerek okunacaktı. Ve mRNA'daki kodonlara uygun
tRNA'lar sitoplazmadan amino asitti alıp ribozoma taşıyacaktı. Amino asitler ribozomun büyük alt birimine bırakıldıkça amino asitler arasında peptit bağı kurulacaktı. Ve protein üretildikten sonra sitoplazmaya verilecekti. Küçük ve büyük alt birim birbirinden ayrılacaktı. Peki bana sırayı sormuş. Sıralamaya baktığım zaman önce mRNA üretilmek zorunda. 2 ile başlamak zorundayım. Daha sonra mRNA ribozoma gitti. Var mı? Yok. Daha sonra mRNA'ya uygun tRNA'lar amino asitleri sitoplazmadan almalı. Yani 2'den sonra 3 gelmeli. Sonra amino asitler bırakıldıkça peptit bağları kurulacak. 1. Daha sonra protein üretildikten sonra ribozomun küçük ve büyük alt birimi birbirinden ayrılacak. Yani sıralamamız 2, 3, 1, 4 şeklinde olmalı. Yani cevabımız Edirne olmalı. 13. soru, amino asitle ilgili bir soru. Yukarıdaki moleküllerden hangileri hidroliz edilirse amino asit oluşabilir? Biliyorum ki ben amino asit proteinlerin yapısında bulunur. Hangi yapıda protein varsa tabii ki onun içinden amino asit çıkar. Şimdi bire bakıyorum. DNA polimeraz. Bu bir enzimdi. Enzimlerin esas kısmı protein değil miydi? O zaman ben DNA polimeraz enzimini hidroliz edersem içinden amino asit çıkar. Peki biri aldım. 2. Kromozom. Kromozom dediğimiz şey DNA artı protein kılıf değil miydi? O zaman protein kılıfın içerisinden amino asit çıkar. Bunu da almak zorundayım. 3'e bakıyorum. mRNA. mRNA'yı hidroliz edersem içinden sadece nükleotitler çıkar. Amino asitler çıkmaz. O zaman 1 ve 2 nolu yapılardan amino asit çıkabilir. Yani cevabımız denizde olmalı arkadaşlar. 14. soruda bir protein sentezi sırasında hangilerin miktarı azalır demiş. Şimdi peptit bağı. Amino asitler birleştikçe arada peptit bağı kurulacak ve peptit bağı sayısı artacak. Bu artış gösterir. Peki 2 tRNA. tRNA tekrar tekrar kullanılır. Miktarı değişmez. 3. ATP. Tabii ki ATP yani enerji harcanacaktır. Dolayısıyla ATP miktarı azalacaktır. 4. Serbest amino asit. Amino asitler proteinin içine girmeyecek mi? O amino asitleri tRNA ribozoma taşıyacak ve proteinin içine girecek. Dolayısıyla serbest amino asit miktarı azalacaktır. Azalanları sorduğuna göre 3 ve 4 demek zorundayım. Yani cevabımız Bursa olmak zorunda. Son sorumuz. Aşağıdaki moleküllerden hangisi DNA üzerindeki şifreye göre sentezlenemez? Arkadaşlar, DNA'dan DNA yapılır. mRNA, tRNA ve rRNA biliyorsunuz DNA tarafından üretiliyor. Hatta DNA'daki şifreye göre protein de sentezi yapılır. O zaman ribozomal RNA, mRNA, tRNA ve DNA, DNA tarafından üretilir. Ama ATP, DNA tarafından üretilmez. ATP sitoplazmada, mitokondride ve kloroplastta üretilen bir moleküldür. Enerji veren bir moleküldür. DNA tarafından üretilmez. Cevabımız Edirne olmalı. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.